Sevgili Şahin kardeşim, senin de seveceğin bir kitap, Tiranlık Üstüne. Bu yakınlarda New York'tan aldım. Daha yeni çıkmış. Masamda, bilgisayarımın yanında duruyordu. Seninle ilgili haber gelince elime aldım. Sayfaların arasında hüzünle dolaşmaya başladım. Hüzünle diyorum çünkü hep bildiğimiz şeyler. Üstelik senin hem çok iyi bildiğin hem de yıllar yılı dersini verdiğin konular. Ama öyle anlaşılıyor ki o korkunç 20. yüzyıldan gerekli dersler hala tam olarak çıkarılabilmiş değil. Tiranlık, faşizm, otoriterizm, dikte hayaletleri yine üstümüzde uçuşuyor. Geçen yüzyılın hortlakları yine sahnede. Ne yazık ki öyle. Sevgili Şahin kardeşim, oysa Berlin Duvarı yıkıldığında ve 12 Eylül sonrasının Türkiye'sinde ve de 2000'li yılların başlarında bir ara ne kadar umutlanmıştık. Bütün farklılıklarımızı demokrasi, hukuk ve özgürlük çatısı altında yaşatabileceğimize dair iyimser duygu ve düşüncelere kapılmıştık. Bu süreçleri elde kalem desteklemiştik ama olmadı. Sen içeride, ben dışarıda yine büyük bir hayal kırıklığı yaşamaktayız. Evet, acıklı bir durum. Hazin bir durum. Dün senin hakkında bir değil, iki değil, tam üç kez ömür boyu hapis istendiğini öğrenince emin ol ne diyeceğimi şaşırdım. İlk tepkim bir tweet atmak oldu. Aklım gerçekten almıyor, gerçekten almıyor. Sen ve darbecilik ve tam üç kez müebbet hapis. Başka gazeteci ve yazarlar da var hukuku yine delip geçen iddianamede. Yanlarına üç defa müebbet hapis yazılmış tanıdık isimleri okuyorum iddianamede. Orhan Kemal Cengiz, Ali Bulaç, Ahmet Turan Alkan, Mümtezer Türkene, Nuriye Akman, Lale Sarı İbrahimoğlu, Mustafa Ünal, İhsan Dağı. Sevgili Şahin kardeşim, gerçekten aklım almıyor. Bu isimler ve darbecilik, demokrasiyi bunca yıl savun, sonra gel darbecilikten hakkında bir değil, iki değil, tam üç kez ömür boyu hapis cezası istensin. Ne yazık. Bir zamanlar bu memlekette askeri darbeler hukuk ve özgürlüğü çökertirdi. Şimdi ise bir sivil darbe çökertiyor. Üstelik bu sivil darbe askeri darbelere göre çok daha yaygın ve derine gidiyor. Daha vahimi, askeri darbelerden daha farklı olarak yaygın bir kitle desteği, kitle tabanı var. Hitler'inki, Mussolini'nki gibi. Tekrarlıyorum, evet bu kadarı bizim askeri darbelerde dahi olmamıştı. Hele pazar günü bir de evet çıkarsa referandum sandığından tek adamlık daha sağlam bir kazığa bağlanacak. Bir başka deyişle Türkiye'de tiranlık kurumsallaşma yolunda büyük bir aşama kaydetmiş olacak. Sevgili Şahin kardeşim, fazla sıkma canını, Çetin abinin deyişiyle enseyi karartmayalım. Bugünler de geçer diyelim. Farkındayım, söylendiği gibi kolay değil. Demokrasiyi savun, askeri darbelerle uğraş, hukukun üstünlüğünden yana ol. İfade özgürlüğü diye tepin dur. Tüm farklılıkların aynı çatı altında barış içinde yaşamaları için yaz çiz. Sonra da gelinen yere bak. Utanç verici. Hukuk adına, özgürlük adına, barış ve demokrasi adına gerçekten utanç verici. Ne yapalım Şahinciğim? İkimiz de 70 yaşımızı devirdik. Daha her şey bitti demiyoruz tabii. Belki de yapabileceğimiz bu kadardı. Nazım Hikmet'in şu dizesi bazen aklıma takılmıyor değil. Herhal ileridedir yaşanacak günlerin en güzelleri.